Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmeyi planladığım bir video vardı. Bugüne nasipmiş. Evet, bugün bunu önceden yapmıştım, yapıştırmadım. Tasarımı bana ait olan, en çok sipariş aldığım ve en çok beğenilen bu takıyı bugün yapacağız. Şöyle takı aparatına ihtiyacımız var. Gümüş olanını tercih ettim ben. Çünkü siyah gümüşe çok yakışıyor. Şöyle plastik iç aparatı var. Bunun plastik olanını tercih edin. Diğer taş olanını tercih etmeyin. Bunun arkası boş olduğu için yapıştırırken şu şekilde daha kolay oluyor. Diğeri yüksek duruyor. Bu aparatı nereden bulabilirim derseniz bilgi veririm. Nereden alabileceğinizi. Makasımız şöyle küçük boy. Kasnağa ihtiyacımız var. Beyazla çalışırsanız böyle işaretlemek için hayalet kaleme ihtiyacımız var. Ben siyahla yaptım. Siyahla çok yakıştı çünkü pembe. Beyazla da yapabilirsiniz. Farklı bir kumaşla da yapabilirsiniz. Bu şekilde etamin de olur. Veya evde böyle artık parçanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Nakış iğnesi biraz uzun ve kalın oluyor. Dayanıklı bir iğne olması lazım. Arka kısmı da biraz geniş. Yapıştırmak için de soğuk silikona ihtiyacımız var. Evet, Bismillah deyip başlayalım. Şöyle biraz gerin kaslarınıza. Gergin olsun şu kısım nakış iyi işlemek için. Şu fazlalıkları alalım. İşlerken bize engel olmasın. Evet, böyle nakış ipi. Bundan da bahsedeyim. Yeşilden de yapraklarını yapacağız. İğneye taktım ipimi. Tek ucuna düğüm atıyorum. Bismillah deyip başlayalım. Tam orta kısımda batırdım. Birkaç santim böyle gerisinden batırıp tam İpin dibinden çıkarıyorum. Dört kez şöyle iğneye doladım. Çıkardım. Dibine batırdım. Şu gülünü yapıyoruz. Rokoko gül. Şimdi yandan ortasından batırıp
Diğer taraftan bir, iki, üç, dört. Bu kez beş kez doluyoruz. Orta kısımda dört kez dolamıştık. Dibine batırıyoruz. Şöyle yaklaştırayım belki daha iyi anlamanız için. Şuradan batırıp dibinden tekrar 5 kez. Etrafını döne döne gülümüzü oluşturuyoruz. Orta tomurcuğu. Şimdi ortasından bu kez 6 kez iğneye doluyoruz. Gülümüz büyüdükçe dolama sayısını arttırıyoruz. Yavaş yavaş gülümüz oluşmaya başlıyor. Artık 9 kez dolamaya başladım. Yavaş yavaş ona geçeceğiz. Gülümüz büyüyor. Anlamadığınız yerleri veya malzeme bilgisi, kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Müsait olduğumda çekmeye çalışırım inşallah.
Çok ince bir kumaş da tercih etmeyin. Yırtılabilir rokokoları yaparken, işlerken. Çok kalın bir kumaş da tercih etmeyin. Orta halli bir kumaş tercih edin. Orta kalınlıkta bir kumaş tercih edin. Evet, gülümüz hazır. Şimdi yaprak kısmını işleyeceğiz. Şuradan gülümüzün alt tarafından birkaç santim yukarısında iğnemizi geçirdik. Tam gülümüzün dibinden batırıyoruz. Tekrar ipin biraz alt kısmından batırıyoruz. Tekrar dibinden. Diğer taraftan bir sağdan bir soldan. Kumaş siyah olduğu için belli olmuyor olabilir bu şekilde. Şurada bir seyreklik olmuş, orayı dolduruyorum. Diğer yaprağımıza geçiyoruz. Siyah kumaşta pek anlaşılmayabilir. En çok siyah işlemeler beğenildiği için o yüzden size de siyahla göstermek istedim, yapmak istedim. Bir dahakine açık renk bir kumaşta daha ayrıntılı bir şekilde yaparız. Şimdi dal kısımlarına geçiyoruz. Şurada 3 tane dal atacağım. Dibinden batırıyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum. Tekrar dibinden yaklaştırayım biraz. Şimdi içinden geçiriyorum iğnemi. Dıştan batırıyorum. Sabitliyorum. Şuraya da küçük böyle. Şuraya da böyle küçük dallar atacağım. İki tarafa da. Şöyle batırıp dibinden. Bu tarafa da. Dibine. Şimdi arkadan düğüm atıyoruz. Şöyle iki kez atalım, sağlam olsun.
Sonra bu iplerimizi yakalım. Sökülmesin. Şimdi pembe ipimi takacağım. Tohumları kaldı. Şöyle doğaçlama atıyorum ben. İstediğiniz gibi atabilirsiniz. Şöyle iki kez dolayıp tekrar içine batırıyoruz. Şöyle tohum yapmayı daha önce göstermiştim ama ilk defa izleyen arkadaşlar için anlatayım. İpim dolandı. Şöyle şu şekilde iğneye iki kez doluyoruz. Aynı yere batırıyoruz. Alttan çıkarıp son çıkana kadar bu parmağımızı bırakmıyoruz. Daha büyük olsun tohum isterseniz daha çok dolayabilirsiniz. Ama en şık, en muhteşem bu şekilde. Doğaçlama böyle istediğiniz yerlere atabilirsiniz. Parmağınızı bırakırsanız tohumlar bozuk çıkar. İstediğiniz gibi kaliteli olmaz. Evet, kolyemiz bitti. Şimdi aparatı telleme yapacağız. Sonra yapıştıracağız. Düğüm atıp ipimi kesiyorum. Evet, şimdi hazır. Çıkardım kasnaktan. Terleyeceğiz. Normalde siyah iple dikiyorum. Siz daha iyi anlayın diye bugün beyaz iple terleyeceğim. Zaten arka kısmında kalıyor. Görünmüyor. Bu şekilde terliyoruz.
plastik iç aparatımızı oval uzun bir şekilde nakışa ayarlayarak evet ipleri, arka kısımdaki iplerimizi de yakalım. Şöyle ucunu yakıp yapıştıralım. Sökülmesin diye yakalım. Şimdi aparatımızı yerleştirelim. İpimizi çekelim. Düzeltelim elimizle. Şimdi böyle karşılıklı dikelim. Sıkı bir şekilde. İyice gerelim. Kenar kısımlar muntazam olsun. Şimdi düğüm atalım. İpimizi keselim. Şu fazlalık kısmı da kesebiliriz. Botluk yapmasın yapıştırırken. Şimdi bu şekilde yapıştıracağız. Soğuk silikonumu aparata sıkıyorum. Kenarlara çok fazla yaymayın. Bastırdığımız zaman kenar kısımlara da gelecek. Siyah kumaşınıza leke olmasın. Beyazda sıkıntı olmuyor da siyahta sıkıntı oluyor. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Şimdi yönünü ayarlayın. Yaprak kısımlar altta olacak. Dal kısımlar üste gelecek. İyice oturduğundan emin olun. Şöyle bir mandal. Tek mandal da yeterli ama gül kısmı ezilmesin diye ben böyle iki mandal koydum. Bir gece bu şekilde beklesin. İyice kurusun. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendiniz yapmak istersiniz diye paylaştım tarifini. Malzeme bilgisini de veririm, yardımcı olurum. Siz yapın derseniz de Instagram hesabım Eminep Tasarım'dan bana ulaşabilirsiniz.